Koca kafalar, kocaman kafalar. Koca kafalar, koskocaman kafalar. Koca kafalar, koca koca kafalar. Koca kafalar, koskocaman kafalar. Kaça çıkıyorsunuz? Rufa çıkıyorum ben. Rufta dansçı kızlar varmış. Oo süper, çok severim. Meslek ne abi? Görmüyor musun oğlum? Örümcek adamız işte. Ya yeme beni, örümcek adam asansöre mi biner? Zemin kattan atacaksın ha pist diye, çıkacaksın çatıya. Ağzında öyle pıst demesi kolay. Bu örümcek ağanın kartuşu kaç lira, haberin var mı? Zeminden Rufa en az 5 milyon yakar oğlum bu. Dizel taktır abi. Çüş, popoma da LPG tankı yapıştırayım istersen. Elin X-Men'leri, Jix-Men'leri oradan oraya ışınlanıyor. Sen hala kartuş LPG derdindesin ya. Nereden çattık tipe ya? Çok güzel bir şeymiş yahu. Da böyle içimden bir ses sanki bir tehlikenin yaklaştığını söylüyor bana ama bakacağız. Hop hop, hey. Şşt, ne yapıyorsun sen? Çıkaracağını mı zannediyorsun onu? Oğlum bıraksana. Bıraksana yahu, çıkaramazsın onu. Ben oraya iyice yapıştırdım onu. Hop 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 hop. Hey hey, bana bak, bırak diyorum sana. Hop gitti. Babacanı ayıptırdı. Acıyoruz mu oğlum, ne yapıyorsun sen? Gitti işte ya. Bak bunu çıkaramayacaksın, ben onu gayet sağlam yaptım, tamam mı? Ve işte. İşte koca kafalar Berk Tokay ve Vural Yaşaroğlu. Mançin, bakayım. İndir beni my hand. Mançini, my hand. Bak. Üçüncü sıradaki kıza bak, beni kesiyor, görüyor musun? Dur oğlum ya, ben zaten heyecandan altıma kaçırdım galiba. Ya heyecanlanma canım. Ayıca da değil artık. Müthiş. Pekala, hemen koca kafalarla başlıyoruz. Acaba hazır mı? Son yaptıkları iş muhteşem. Dobra dobra da mı gösterdiniz onu? Evet, dobra dobra her sabah, hafta içi her sabah Kanal D'de 8.45'te. Evet, ayrıca buradan Müge Hanım'la Şenay Hanım'la sevgi ve saygılarımızı yolluyoruz. Evet, siz de bizim programa konuk olmuştunuz. Malum tabii reytingler, şehirler bizim... Tabii canım, Okan'cım biz 30 şehir, 40 şehir, 50 şehir falan alıyoruz, biliyor musun? Bu da hemen havalara girdi ha. Kıskanç herif. Bu bir de böyle çok... Bilindik bir kırsal pala bıyık taklidi gibi değil. Başka bir şey yapmışsınız ya. Yoksa bu kadar sevilmezdi yani. Herkesin yaptığı gibi bir şey yapmıyorsunuz. Çok acayip bir şey. Onu postmoderni mi acaba? Ya bildiğin kuro yapıyoruz canım. Olur mu canım? Evet tabii postmodernist bir... Siz ne diyorsunuz Özge Hanım? Bayılıyorum efendim kendilerine. Bayılıyorsunuz. Evet. Vallahi biz de size bayılıyoruz Özgü Hanım. Evet evet, sizi bize mi transfer etsek acaba? Yani hiç fena olmazdı canım. İsterseniz çıkışta bu konuyu konuşalım bir şeyler içerek ha? He, Cihangir'e gideriz. He, şarap içeriz. Hocam kafaları biz internetten, internet sitenizden, grafi2000.com'dan izleyebiliyor muyuz? İzleyebiliyorsunuz. Güzel. Bak, Varol'a bak, hemen konuşmaya çalışıyor ya. Sus bakayım Varol, sus oğlum, biz konuşuyoruz burada ya vallahi. Çok teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ederiz. Harikulade. Ne? Hemen kalkmayın. Cezayir'in... Bir dakika ne, gidiyor muyuz? Daha yeni geldik lan, 5 dakika oldu. Bir dakika lan, Bağcılar'a kadar geldik, o kadar yol geldik. Ben hayatta kalkmam. Bu saatte otobüs mü kaldı? 35C nereden kalkıyor? Ayıp denen bir şey var Okan'cım ya. Protesto ediyorum. Protesto ediyorum. Stüdyoyu terk ediyorum. Ben de terk ediyorum. Ayıp denen var Okan lan. Güle güle. Uf. Merhaba Metin abi. Merhabalar. Kolay gelsin abi, nasılsın? Sağ ol, teşekkür ediyorum. Hayırdır abi, böyle kasmas vücut olayına mı girdin? Beyni güçlendiremedik, kollara ağırlık veremedik. Kafayı üçgen yapamadım, vücudu yapacağım inşallah. Peki abi, böyle sürekli dumbbell mumble kaldırıyor musun sen? Spor olsun diye başka şeyler yapmaktansa onun yerine spor yapmaya karar verdim artık. Sağlam kafa da orada bulunur dediler. Dur bakalım bulunacak mı, merak ediyorum. İyi yapıyorsun. İyi yapıyorsun abi. Peki abi, nasıl gidiyor hayat? Her şey yolunda mı?
Yani Türkiye gibiyim. Yeniliklere ve gelişmelere gebeyim. Ben de ne olacağını tam olarak bilmiyorum. Merakla bekliyorum. Yeni dönem için hazırlıklarım var. Zaten Türkiye için de umutlarım var. 22'sinden sonra umutlarım var. Güzel olacak, güzel olacak. Zaten bu umudu kaybedersek her şeyi kaybederiz. Önce umut gerekiyor. Umut var. O yüzden yani geliştirmeye çalışıyoruz. Belki de kaçmam gerekecek, onun için kasları geliştiriyorum. Şu an bilmiyorum yani durumu. Peki abi, senin bir ara Cumhurbaşkanlığı adaylığı söz konusuydu. Ya, ne oldu o iş? Sanıyorum Türkiye'de bugüne kadar yapılmış en başarılı protestolardan biri görüldü. Valla çok mutluyum bunun için. Seçilenmeye yeltenenlerin ne halde oldukları görüldü. Yani ben seçilemeyecek gibi olanların aslında taşıdığı birikim ve özellikler, ben ve benim gibilerin aslında ne kadar üzerinde uzlaşılabilecek isimler olduğu ortaya çıktı. Yeni bir bakış açısı kazandırmak açısından iyi oldu diye düşünüyorum. Peki abi, yeterli imza sayısına ulaşabildin mi? Hayır. Hayır, o parlamentoda 110 olmazdı ama bu parlamentoda 110 her an olabilir. Ya abi, ben bizim bütün mahalleyi kahveden arkadaşları toplar imza sayısına ulaşırdık ya. Neyse, peki bundan sonra düşünüyor musun milletvekilliği filan? Hayır, yani ben milletvekilliği hiç düşünmedim. Ama çünkü ben iyi bir televizyoncu olmaya çalışıyorum. Ama Cumhurbaşkanı da çok önemli, sembolik, simgesel ve çok önemli bir makam. Boşa bırakılacak bir yer değil. Eğer yine orada bir boşluk görürsem yine adayım. Kaslar da bu arada kabardı abi ha, farkında mısın? Dur çocuklar, iki tane daha çekeyim. Oh, rahatladım. Sinir atmanın en güzel yöntemlerinden biri de bu. Evet, neydi soru bakayım? Yani abi, sen şimdi böyle dumble mumble, sen bunu deşarj olmak için filan mı yapıyorsun yoksa? Yani ne yapayım, duvarlara kafa atmaktansa böyle ağırlığı kaldırmak daha iyi. Zaten biz ne yükler kaldırdık bugüne kadar. Biraz daha. Oh, çek abi, çek. Hakikaten normal şartlarda bu kadar spor yapamıyordum. Böylesi daha güzel oldu. Peki abi, senin sıkı bir Fenerbahçe taraftarı olduğunu biliyoruz. Sence Fenerbahçe'nin bu sezonki durumu ne olacak? Aziz Başkan'a güveniyor musun? Ben Aziz Başkan'ıma her zaman güvenmiştim. Fenerbahçe sanıyorum hakikaten en iyi sezonu olacak. Yaptığı akılcı transferlerle ve gidenler kalanlara baktığımda çok farklı bir Fenerbahçe izleyeceğiz diyorum. Ve yine 101. yılında da bir şampiyonluk bekliyorum. Gel gel! Yeni sedilere gel, gel abicim! Merhaba abi, gel bak, Burak Kut'un yeni sedisi çıktı. Taze, sıcak sıcak, yeni bastım ha. Abi ne yapıyorsun? Burak abi ne yapıyorsun? Ne bu hal abi ya? Ne yapacaksın koçum? Elin korsancısı kazanacağına biz kazanalım dedik. Yapma ya. Satışlar nasıl? İyi mi peki? Süper. CD yetiştiremiyorum vallahi. Vay be. Bravo vallahi abi. Şakacı. Şakacı. Abi şaka bir yana, o eski havayı yakalayabildin mi sence? Eski havayı yeni havanın akımında dolaşıyorum, öyle söyleyeyim sizlere. Yeni hava akımı içindeyim. Tabii ki o gençlik yıllarında kaldı. Şimdi daha olgun, daha donanımlı biriyim, öyle söyleyeyim. Gel, gel. Gel, gel. Yani abi, eskiye göre daha mı iyisin sence? Hep daha iyi olmaya çalışmışımdır. Kişisel gelişimimi iyi tamamlamaya çalışıyorum. Hem ruhani açıdan hem de müzik açısından hep ilerlemeye çalışıyorum. Tabii ki daha iyiyim diyebilirim. En azından bazı şeylerin farkındayım. Peki Burak abi, eskiden bir kitleniz vardı. Şimdi o bebeler büyüdü, hepsi kocaman adam oldular. Şimdiki kitleniz size nasıl yaklaşıyor? Çok sıcaklar. Beni bekleyenler olmuş bu uzun süre zarfı içerisinde. Onlara teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar. Sağ olsunlar, var olsunlar abi. Peki abi, gittin geldin, imaj hala aynı, temiz çocuk Burak. Şimdi abi şöyle arabesk marabesk bir albüm filan, o tarzlar bir şey düşünmüyor musun hiç? Vallahi temiz çocuk olmaya devam edeceğim. Ben halkınızın sanatçısıyım. Halkımızın sanatçısı olmayı tercih ederim. Temiz çocuk olmak iyidir ama arabesk tadında da şarkılarım var. Dikkat ederseniz her iki uca da gidiyorum yani. Hem doğu hem batı, ortada ben böyle. Acıların çocuğu küçük Burak ha. Peki abi, geçen gün dizinin tanıtımlarını izledik. Biraz bize bu projeden bahseder misin? Vallahi bu kafayla nasıl bahsedeceğim bilmiyorum bu diziden. Niye abi, sarhoş musun? Hayır, ağır geldi bu bedene şu an. Biraz yüzüm uzun süredir şeyde ya, taşıyorum ya. Alışırsın abi. Bak biz zamanla alıştık bu koca kafaya, sen de alışacaksın. Peki abi, diziden bahsediyorduk. Nasıl oldu bu dizi? Biraz anlatır mısın bize? Efendim, Star Televizyon'da başlıyor Aşk Kapıyı Çalınca. Benim çok keyif aldığım bir çalışma.
Temmuz'un ilk haftasında da ikinci haftası aralarında da yayınlanacak. Sanırım çok seyirlik bir şey yaptık. Bir gençlik dizisi, bir drama, aşk var içinde, her şey varmış içinde. Sen Jön oynuyorsun değil mi abi bu dizide? Evet, Jön Türklerden. Peki Jön Türk Burak abimiz sinemayla aranız nasıl? Ne tarz filmleri seversiniz genelde? Bilim kurgu severim, fantastik severim. Mesela Örümcek Adam'ı severim şahsen. Çok güzel uçuyor. Koca kafalar, kocaman kafalar. Koca kafalar, koskocaman kafalar. Koca kafalar, koca koca kafalar. Koca kafalar, koskocaman kafalar.